Cünha ilçenin Harap Adliyesi'ne erken gelmiş olacağım. Temizlikle uğraşan iki kadından başka hemen hemen kimse yok. Oysa saat 9'u geçiyor. Kasaba ile adliye arasında yol epey çektiği için gidip sonra gene gelmek uzun iş. Kanadı menteşesinden fırlamış tozlu pencereye iliştim. Bir sigara, bir sigara daha. Önce onlar geldi. Yalın ayaklarıyla tozlu döşemelere etli etli basan kadın daha çok çirkin bir erkeği hatırlatıyordu. İri mi ire? Yanındaki adamsı kuru mu kuru? Sol gözü oyulup çıkarılmışa benziyor. Sivri uzun burnu, daracık omuzları, <laughs> elinde nergis çiçeği bir sap. Karanlık merdivenli yapının ne de olsa aydınlık sofasına çıkınca durdular. Beh desen, kaçacaklar. Çevreye gözlerini şöyle bir gezdirdikten sonra adam tek gözünü bana dikti uzun uzun tarttı, ölçtü, biçti. Herhalde boynumdaki kravattan çekilmiş olacak. Boynumda kravat olduğuna göre mamurum. Mamursem ne demeye pencere içinde oturuyorum. Yanındaki kadına eğildi. Bir şeyler söyledi. Kadın da baktı bana. Sonra gene fısıldaştılar. Adam çekinerek yanıma geldi. Durdu. Gülmeye çalıştı. Ellerini ovaladı. Yanlara indirdi. Kasketini çıkardı. Zorla selamünaleyküm aleyküm dedi. Aleyküm selam. Zatinize bir mazuratım vardı. Uyur dedim. Evlenme davalarını hangi mahkeme bakar ola? Kadın da etli ayaklarının uçlarına basa basa yaklaştı. Kocası olduğunu sonradan öğrendiğim adamın omzu üstünden bana bakıyor. Bakışlarımız tam karşılaşırken gözlerini kaçırıyordu. Evlenme mi, boşanma mı? dedim. Evlenme. Evlenmelere mahkeme bakmaz. Ya nikah memurlukları bakar. Kadın döndü bir şeyler fısıldaştılar. Kadın daha büyük bir cesaretle sen bu mahkemenin mamuru musun? dedi. Yo, sen bizim meseleyi bilebildin mi? Adam düzeltti. Bir akıl verebilin mi diyeceği diye hani. Biz esas Suvaz'ın köylüğünden oluruk. Omar'ın sözüne uyduk. Geldik İstanbul'a. Sifta. Omar her yıl gelir. Hadi biz de varak dedik ne olacaksa. Lakin pek muzmahil olduk efendi İş bulamadık bir bir de omar kadına bir an hışımla baktı İtoli. İş bulup giderken benim avradı da bile götürdü kadın gözlerinin önüne eğdi sonra geri geri merdivenin yanına gitti durdu elleri önünde kavuşuk, gözleri yerde senin avradın mı bu avradım ama omar omar itin biriymiş mi her şaşırdım kaldım elinden efendi bir baktım avrat yok ulan avrat gitti derken sağ olsun kavak Ali İsmail dedi avradını mı arıyorsun he dedim Omar aldığına kaçtı dedi Dimelan, lan nereye gel götüreyim seni eğleştiği yere kalktık gittik Omar işe gitmiş lan avrat dedim melil melil baktı yüzüme lan ne geziyorsun burada dedim ben mi geziyorum dedi kim geziyor ya Omar aldığına kaçtı ben kendiliğimden mi geldim Doğru. Sen Omar'ı bilmen. Omar değil. Orada odur. Herifin bilekliği bir yana bıçağı mıçağı. Neyse aldım geldim. İyi kötü bir iki içmiş. Bir gün gene bir takım avrat yok. Amanın demeye kalmadı. Allah gene razı olsun kavaktan. Meğer gene Omar iti aldı inan kaçmış. Nikahlın değil mi? Değil. Değil ha avradım tekmil. Bunu herkes bilir. Kavak hele iyisini bilir. Sonra, sonra bizim taşıranın katibi var. Senden iyi olmasın. Kravatı muravatı yok. O, iyi katip. Allah için. Dedi ki, bu böyle olmaz İsmail. Bu ara senin avradınsa nikah kaydır şuna. O zaman Omar kaçıramaz. Kaçırırsa dedim. Kaçırırsa cünnahalı düşer dedi. Ben de şöyle bir furdum zihnime. olan İsmail dedim. Şu iti cünhalı düşür de Aklı başına gelsin. Nikah kıydın mı? Avrudu salacağım. Erkekse kaçırsın. Kaşla göz arasında salon kalabalıklaşmıştı. Cin bakışlı bir takipçi. Kokumu sezdi nedir? Araya giriverdi. Nikah muamelen mi var? Hemşerim. Bir başka daha yaşlıcası. Bu ilçede nikah işlerini benden çabuk yapacak kimse yoktur. Genci. Boşver dedi. Gel hemşerim gel. Yaşlısı akşamcıya benziyordu. Mosmor burnuyla. Ne çakıyorsun adam be dedi. Sende hiç mi medeniyet yok? Fazla konuşma lan. Bana bak baktım. Başını iki yana salladı. La havle ve la kuvvete dedi. La havlesi ma evlesi yok. Senin yazı makinenin tuşları bile sana benzer. Ulan şeridi eski. Senin bildiğin yanıldığına yetmez be. Vay kültürlüğe bak kültürlüğe. Beğenemedin mi? Köylüyü kolundan çekti. Gel hemşerim gel. Gitme arkadaş hakim asıl benim ahbabım. işine bir de şipşak. Boş ver evlenmelerde hakimin hiç bilgisi yok sahtekar. Sahtekar dedi arkadaş hakaret etti bana duydunuz mu? Duydular değil misin? Köylü o çekiyor o çekiyordu. Köylü bile şaşırmıştı birden kendine geldi. Merdiven başına baktı ilgin sonra tek gözü heyecanla salonda dolaştı. Sert bir davranışla takipçilerin ellerinden kurtulup merdivene koştu. Karısını aradığı belliydi. Merdiveni inip gitmeden önce haykırdı. Zalha, Zalha kız. Bir iki dövündü sonra Omar iti Zalha'yı kaçırdı gene uşaklar. Dedi ve merdiveni pal döküldür indi gitti. Bu yanda takipçilerin kavgası da yatışmıştı. Akşamcı oldu. Mosmor burnundan belli yaşlısı altından üstünden alınarak inceltilmiş bıyığıyla sırıtıp duran gence. İnek dedi. Tekerime taş koymasa da olmaz mıydı? Kirli pardüsü. Servise alınalı 3 ay olmuştu. Ufak tefek bir adamcağızdı, kupkuru yüzünü kırmızı kırmızı sivilceler kaplamıştı. Mor çukurlarına gömülmüş ufacık gözlerini herkesten kaçırır, göz göze gelmekten ödü kopardı. Keşfedilmekten korkan kaçak bir suçluydu sanki. İşi kara kaplı, çok yapraklı, kocaman defterdeki sıra sıra rakamları toplamaktı. Her sabah bütün memurlardan önce gelir, Akşamları da herkesten sonra paydos ederdi. Sigara, çay, kahve içtiği görülmemişti. Öğleyin herkes yemek paydosuna çıktıktan sonra küçük masasının gerisine Sinan sabahleyin evden getirdiği peynir ekmeğini mit mit yiyerek bir takım rakamları toplamaya koyulurdu. Bütün memurlar onu orada servisin alacak karanlık köşesinde unutmuşlardı. Hatırlanmaya hevesi de yoktu zaten. Unutulmaktan memnun çalışır dururdu. Birinde odacıdan su istemişti. Öteki memurlara Emredersinizle koşan odacı. Ayakların kirada değil ya kalk iç. Karşılığını vermiş ve homurdanmıştı. Kendini fasulye gibi nimetten sayıyor. Gün geldi bu küçük memurun sırtındaki pardüsü fiskosa vesile oldu. Yıllık bilanço hazırlıklarında sabahlara kadar çalışıldı. Defteri kebir ve muavin hesapların aktif ya da pasiflerin de kuruşların aranmaktan yorulundu. Demli çayların höpürtüyle içildiği anların alaylı kahkahaları hep bu pardüsü içinde. Memurlar şöyle laf atarlardı. Demek pardüsüler kirlendikçe değerlenir. Ne biliyorsun? Ben senin gibi cahil miyim? En son modayı takip ediyorum. Küçük katip kulak memelerine kadar kırp kırmızı kesilir ama cevap vermezdi. Yılbaşı geçti. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'a beraber havalar ısındı. Haziranda ceketler atıldı. Hatta atlet fanilarıyla çalışanlar oldu. Ama küçük katip Kıştan bu yana büsbütün kirlenip çamur rengini alan pardüsünü sırtından çıkarmadı. Haziranda hala sırttan çıkarılmayan bu kirli pardüsü fabrikada günün konusu oldu. Atölyelere yayıldı. Ustalar, şefler, atölye katipleri birer vesileyle servise gelip kirli pardüsü ve müthiş sıcakta onu hala sırtından atmayan bu façık adamı sıkıntı ile seyrettiler. Sonra da bastılar kahkahalarını. Küçük kağıtı da sabır inat derecesindeydi. Niçin geldiklerini, neye kahkaha attıklarını biliyordu. Biliyordu ama ne olur bir günden bir güne başını kaldırıp baksın. Hayır bakmıyordu. Kulak memelerine kadar kızarıyor, Yutkunuyor sık sık unuttuğu evdeler yüzünden toplamaya yeniden başlıyor sıkıntısından. Yüzündeki sivilceler kıpkırmızı kesiliyordu. Kirli Paris' nihayet umum müdürünün kulağına gitti. Eri yarı dev gibi biri olan umum müdür ne dedi. Pardüsüyle mi oturuyor? Bu çatı çatı sıcaktı ha? Evet dediler. Pardüsüyle oturuyor. Hem de tekme, düğmeler baştan aşağı ilikli. Umum müdür servise geçti. Bir tarafta gömlek hatta atlet fanilalarıyla çalışanlara karşılık küçük katip pardüsüyle çalışıyordu gerçekten de. Yanına gitti evladım dedi. Bu sıcak daha ki zaten çalışırken sen nasıl pardüsüyle oturmaktan sıkılmıyorsun? Koca servis safi kulak kesilmişti. Kalemler bırakılmış. Gözler küçük kağıtibe çevrilmişti. O gene kulak memelerine kadar kıpkırmızı usul açık ayağa kalkmış umum müdüre azapla bakıyordu. Bir ara gözleri umum müdürün omzu üzerinden karşı duvarda asılı duran Atatürk'ün büyük boy fotoğrafına gitti. Büyük üniforması içinde mavi gözleriyle gülümsüyordu. Umum müdür çıkar şu pisi diye bağırdı. Leş gibi de kokuyorsun. Yıkanmıyor musun sen? Küçük memur fırtınayı tutulmuş gibiydi. Gözleri kararıyor. İçinde, içinin ta derinliklerinde karanlık civa ağırlığı dalgalı bir deniz gibi hırçınlaşıyordu. Çıkar şunu diyorum sana. Küçük memur silkindi. Umum müdürle göz göze geldi. Sonra titreyen parmaklar kesik düğmeleri hınçla çözdü. Geniş bir davranış. Pardüsü çıktı. Altta ne gömlek vardı ne fanila. Daracı kıpkuru ip ince bir vücut. Fırlak omuz başları ve tahta gibi bir göğüs. Umum müdürünün yüzü karıştı. Söylediğine pişman. Sordu. Ne maaş alıyorsun sen? Öfkeli bir ses karşılık verdi. 25 lira. Eline ne geçiyor? 19.95. Evli misin? Evliyim. Çoluk çocuk, üç tane. Umum müdir sendiri sonra içini çekerek, pek evladım giyin dedi. Küçük kâtip boşalmış bir rahatlıkla ağır ağır giyindi, düğmeleri hep o ağırlıkla ilikledi. Ama yerine oturmadı. Ne umum müdür ne kâtipler, ne de muhasebeci. Servisten çıktı gitti. Büyük üniforması içindeki Atatürk'ün tatlı mavi gözleri yaşarmıştı. İçini çekti ve iki eliyle yüzünü kapadı. Yanı başındaki takvim 1936 yılının 15 Haziran'ı gösteriyordu. İneğin biri, babalar ve oğullar. Tam ikindi üstü arsada küçük futbolcular futbol toplarının başına üşüşmüşler. Kaptan Cahit'i seyrediyorlar. Bir komiser oğlu olan Cahit'in terli yüzü kıpkırmızıdır. Topun memesini yerleştirmeye çalışıyor. Altan Beşiktaş'a gireceğim diye kabardı. Necdet sinirli sinirli Parayı nereden bulup da İstanbul'a gideceksiniz dedi. Altan evimizi satacağız oğlum dedi. Babaanne iş yapacak orada. Orada halası var babamın apartmanda oturuyorlar. Bir satılar 300-400 bin lira eder. Ne biliyorsun gördün mü? Babam görmüş o biliyor söyledi. Mıstık söze karıştı. Halanın apartmandan size ne? Satı parasını size vermeyecek ya. Necdet tabii dedi. Niye versin? Halamız değil mi oğlum? Hem babamın İstanbul'da öyle büyük tanıdıkları var ki. Necdet dayanamadı. Ulan amma da atıyorsun. Senin baban bizim şirkette katip. Olsun. Necdet. Çocuklar dedi. Bunun babası var ya yolda nasıl yürür? Kambur kambur. Sanki sırtında küfe varmış gibi. Ulan senin baban hamala benziyor. Öyle babam olsa lafını etmeye utanırım. Altanın tepesi attı. Senin baban da cennet öküzü. Necdet'in tombul yanakları al oldu. Benim babam mı cennet öküzü? Cennet öküzü tabi. Ulan senin baban öküz asıl. Bunun babası var ya bizim şirkette katip. Babam dedi ki dalgacı teresin biri dedi. Kuyruğundan tutup atacağım acıyorum dedi. Kaptan Cahit topun memesini bırakmış çekişmeyi dinliyor. Terli terli gülüyordu. Altan benim babam için mi diyor? Tabi ya. Senin baban diyor ha? Tabi benim babam diyor. Demek baban diyor. Necdet neredeyse ağlayacaktı. Şişe kafalı dedi. Çocuklar çılgınca güldüler. Altan ne var boynuzunun oğlu? Necdet tokat yemişçesine sarsıldı. Mıstık yu dedi. Ben olsam yemezdim o lafı. Necdet gene şişe kafalı. Ne var kavun kafalı? Surata bak benim babam senin baban gibi boynuzu değil ya. Peki akşam gelsin bey babam söylemezsem eğer. Söylüyor olan aval. Senin babandan korkan mı var? Babamı karşısında böyle duruyor ama baban. Altan heyecanlı sokuldu. Şoförünüzü niye kovdu bayıvan? Şoförünüzü ha? Söyle bakayım niye kovdu? Arkadaşlarına döndü. Çocuklar bunun annesi var ya. Necdet kıpkırmızı. Niye kovdu? Anneni sor da söylesin. Benimle konuşma bundan sonra dedi. Çekti gitti. Konuşmazsan konuşma ve ölmüyorum ya seninle konuşmak için. Mıstık. Babası niye kovdu şoförü? Altan göz kırparak. O biçim işte dedi. Çakıyorsun ya. Sahi mi be? Şerefsizim ki ha. Kalkmış bir de piyaka söküyor burada. Babam dedi ki. Herifteki mi dedi? Çöp tenekesi dedi. Futbol topu hazırdı. Kaptan Cahit ayağa kalktı. Hadi çocuklar. Aşağı kaleye kuvvetli bir degaj yaptı. Havada geniş bir eğri çizen top uzaklara düştü. Sofrada Necdet Bey babasına dargın dargın baktı. Yüz yuvarlak, iri başı, elektriğin altında parlayan Bay Etem Kadri Savaşcan. Fil dişinden dökülmüş gibi ağır pırıl pırıldı. Boyuna şarap içiyor, arada gamsız kahkahalar atıyordu. Annesinin sofradan kalktığı bir ara Necdet Bey dedi yavaşça. Bay Etem Kadri oğluna baktı. Boynuzu ne demek? Adam ipek pijama içindeki tombul göbeğini hopladı hopladı güldükten sonra Yaşaran gözlerini tombul, bembeyaz yumrukları ile sildi. Durup durup gülüyordu. Ha bey baba. Anneni sor yavrum. Sarıya boyalı kumra saçları bigudiler içinde Selma Hanım. Ne var? diye mutfaktan çıktı. Anneden sorulacak olan nedir? Etem Kadri Bey hala durup durup gülüyordu. Bak ne soruyor oğlum? Ne var ne soruyorsun Necdet? Boynuzlu ne demek anneciğim? Selma Hanım'ın yüzü asıldı. Aşk olsun Ethem. Böyle şeyler öğretiyorsun çocuğa değil mi? Yok hanımcığım yok. Benim bir şey öğrettiğim yok. Nereden öğrenmişse öğrenmiş. Bana sordu ben de. Sen daha. Kocasının nefretle sözlükten sonra oğluna döndü. Necdet bir daha işitmeyin bu kaba lafları. Vallahi ağzına biber koru. Demek kötü bir şey bu. Elbette çok kötü hem de. Peki benim beybam boynuzlu mu? Eten Kadri Bey'in elinden çatal düştü. Selma Hanım beklemiyordu. Ne demek? Ne demek oluyor bu Necdet? Kimden öğreniyorsun bunları? Ayıp değil mi senin gibi terbiyeli güzel çocuğa? Ha? Kocasına döndü. O hala şaşkın şaşkın bakıyordu. Ne kahkaha ne de hatta hafifçe gülümseyişten iz. İnce damarlara kıl kıl kırmızısı içindeki pelte yüz hırstan sararmıştı. Yoksa oğlu bir şeyler mi biliyordu? İskendesini oğlunu yanına çekti. Kimden duydun bunu yavrum? Necdet Kinli. Altan'dan dedi. Hangi Altan? Şu Katip Rıza'nın oğlu mu? Evet. Ne dedi? Senin baban boynuzlu dedi. Şoförünüzü Beyban'ın niçin kovduğunu biliyor musun? Dedi. Selma Hanım kıpkırmızı kesildi. Necdet sinirli sinirli bakıyordu. Ethem Kadri Bey tıkanmıştı. Peçetesini ağzını silerek masadan yavaşça kalktı odasına geçti. O terbiyesizle konuşma bir daha yavrum. Dedi Selma Hanım. Onlar alçak ruhlu adi çocuklardır. Oynamadı onlarla. Olmaz mı evladım? Peki anneciğim. Benim beyvan boynuzlu değil değil mi? Değil tabii yavrum. Şüphen mi var? Beybam şoförün için kovmuştu. Hiç. Benzin çalmıştı da. Yoksa benim beybam? Senin beybam büyük adam. Altanın babası? Hiç. Katip parçası. Biz istesek hemen yarın gideriz İstanbul'a değil mi? Ne var İstanbul'a gidemeyecek? Her yaz gitmiyor muyuz? Altanlar? Pis. adi çocuk o. Alma ağzını onun adını. Onlar gidemezler değil mi? Gidemezler tabi. Paraları yok ya gitsinler değil mi anneciğim? Olsa bile beyban izin vermez ki. Yaşasın. Benim beybam onun kambur babasından çok büyük. Hem onların otomobilleri de yok. Bay Ethem Kadri Savaşcan kar yoluya yan gelmiş apartman penceresinden dışarılara bakıyordu. Karanlıklar inmiş şehrin elektrikleri yanmıştı. Radyo, ağır, ağır klasik müzik parçaları çalmaktaydı. Selma Hanım odaya koyu bir gölge gibi girdi. Ethem Kadri Bey karısının girişini anladı ama dönüp bakmadı. Dışarıda aysız göğün altında şehir pırıl pırıldı. Kadın yavaşça sokuldu. Kocasının tüysüz başını yumuşak avcuyla okşadı ama adam hala hareketsiz dışarılara bakıyordu. Kadın için lambayı yakmadın dedi. Adam karşılık vermedi. Yakayım mı? İstemez. için? Böyle daha iyi. Ama böyle. Böyle daha iyi diyorum. Peki. Kocasına az daha sokuldu yanına uzandı. Çenesini yastığa koydu. Dışarılara bakmaya başladı kocası gibi. Bir ara ne düşünüyorsun diye sordu. Adam mırıldandı. Kestirebilirsin. O adamı kov. Rıza'yı mı? Evet. Ne suçu var? Var yok. Kov. Ben öyle istiyorum. Neyi değiştirir bu? Değiştirir değiştirmez. Kovmanı istiyorum. Adam karşılık vermemeyi uygun buldu. Pis utanmaz terbiyesiz adi. Belki dedi Ethem Bey. Ne belkisi? Utanmaz terbiyesiz belki ama. Evet içini çekti. Boynuzu değil. Kadın hırsla doğruldu. Başlama gene. Gelmiş geçmiş bir şey için. Adam kahırlı. Yak şu lambayı yak. Ne o? Ne diye kahırlı kahırlı konuşuyorsun? Buna da mı hakkım yok? Selma boynuzu bir koca olarak bu kadarına da hakkım yok mu? Kadın gitti düğmeyi çevirdi. O da aydınlandı. Yok diye bağırdı. Yok demek. Yok çünkü gelmiş geçmiş bir şey. Adam kayyoladan atladı. Pekala öyle olsun. Kadın radyonun düğmesini çevirdi. Müzik sustu. Duyuyor musun? O adi adamı yarın mutlaka kov. Adam ne şöyle dedi ne böyle. Katip Rıza düşük omuzlarıyla şarapçıdan içeri girdi. Ağlayacak kadar hırslı. Tezgaha sokuldu. Doldur bakalım doldur. Şarapçı bir eski öğretmen. ilgilendi. Ne o? Deryada gemilerin batmış gibi. Katip Rıza bırak dedi. Canım sıkılıyor. Hayrola? Bugün birdenbire işime son verdiler. Sebep? Hiç sebep mebep yok. Durup dururken. Olmaz öyle saçma şey. Mutlaka bir sebebi vardır. Güneşe karşı filan işemiş olmayasın. Yok canım. Akşam paydosta personel şefi çağırdı. Yarın dedi. Hesabını alacaksın. İşine son veriyoruz. Neden? Niçin sormadın mı? Sordum. Neymiş? Müdürün emri. Önüne sürülen dolu şarap bardağın sinirli sinirli kavrayan kâtip Rıza bir nefese dikti. Şarapçı. Müdürle aranıza gelmiş geçmiş bir şey mi var? Yok birader. İnek gibi herif. Karısını şoförüyle yakaladı da boş verdi. Sen olsan ne yapardın? Ben olsam ne mi yapardım? Ciğerini sökerdim hanım avradım olsun dedi. Tezgaha bir yumruk attı şarapçı kızdı. Ne oluyorsun lan inek? Başlarım üsküfünden ha. O mu müdür değilim ben. Bırak yahu Mahmut Bey. Tepem attı akıl diyor. Var mı ki desin? Ne? Ananın hörekesi. Doldur şunu yahu. Bardak doldu tezgahta önüne sürüldü. Katip Rıza aldı yarısını dikti bir sigara yaktı. İçim yanıyor yahu. O kadar çocuk ekmek bekliyor. Biliyorsun ekmek hastalığı ağzında. Bundan sonra ne halt edeceğim? Ha? İş nerede? Allah seni inandırsın. Bugünden yarına yiyeceğimiz yok. Şerefsizim. Şeref mi dedin? Bırak şakayı yahu. Bir maaş tazminat verdiklerini farz et. Sağa sola dünya kadar borcum var. Kapat borçları sonra. Sonra sonrası yok. Git yalvar herife. Herhalde bir sebebi vardır. Kafayı iyice bulup gideceğim. Git ama biçimli. Kabadayıla boş ver. Nereden baksan beş paralık bir katip parçasın. Kendini acındır. Doldur şunu. Hayır yeter. Dört bardak içtim. Bir şişe tek elin marmarası demek yeter. Sen şunu da doldur da. Ulan zaten yumruk kadar şeysin. Yeter dört bardak. Şimdi gider aklım gelir. Bokum der. Bir çuval inciri berbat edersin. Gözünü seveyim Mahmut doldur şunu Aklım başıma gelsin. Katip Rıza beşinci bardağı da dikip çıktı. Saat akşamın sekizine geliyordu. Umum Müdür Ethem Kadri Savaşçan masasından kalktı. Daha yığın işi olduğu halde çalışmak gelmiyordu içinden. Tam şapkasını alacakken kapı vuruldu. Şapkasını almaktan vazgeçti. Masasına döndü. Katip Rıza içeri paldır küldür girdi. Ufak tefek kendi halinde biri olan Rıza'yı sarhoş paldır küldür görmeye alışkın. Olmayan umum müdür ürktü. Aklından müdürünü çekip vuran ofis katibi geçmişti. Buyurun, buyurun Rıza Bey, dedi. Ya gösterdi. Katip Rıza'nın gözleri dönmüştü. İstemez, dedi. İşimin için son verildiğini öğrenmek istiyorum. Elini pantolon cebine sokarken gözlerini müdürün çini mavisi gözlerine dikti. Müdür, öyle mi, dedi. İşinize son mu verildi, bilmiyorum. Nasıl bilmezsiniz? Sizin emriniz olmadan bu şirkete sinek bile uçamaz. Evet ama şerefsizim ki haberim yok Rıza Bey. Katip Rıza birden davrandı. O gün eline tutuşturulan servisin ceketin iç cebinden çıkaracaktı. Bunu başka şey sanan müdür telaşlandı. Rıza Bey, yavrum Rıza Bey, kendinize gelin diyerek yanına koştu, elini tuttu. Siz hiç kimse işinizden çıkaramaz. Zaten sebep de yok. Yahut varsa bile benim haberim yok. Yarın inceler neticeyi size bildiririm. Netice aleyhinize bile olsa hiç ehemmiyeti yok. Yeniden başlarsınız işe. Katip Rıza'da durumu kavramıştı. Beni kovarsanız çoluk çocuğumla birlikte mahvolduğumuzun resmidir dedi. Dört çocuğum var biliyorsunuz hiçbir yerden de on para gelirim yok. Bana gelince ben bu candan vazgeçtim zaten. Merak etmeyin Rıza Bey müsterih olun. Bu şirkette on yıldır emek veriyorum. Size öteki amirlerime karşı saygıda da kusur etmedim. Hele sizi her zaman saygıyla andım. Eksik olma Rıza Bey ben de senden. Çalışmandan memnunum. Yarın işini hallederim. Hemen başlarsın. Bekliyorum müdür bey. Aksi halde merak etmeyin. Merak etmeyin. Teşekkür ederim efendim. Bir şey değil evladım. Gel. Git istirahatine bak. Katip Rıza memnun çıktı. Arsada gene futbol oynanacaktı. Kaptan Cahit topu gene dizleri arasına almış memeyi yerleştirmeye çalışıyordu. Mıstık sonra dedi. Sonra hiç. Babam bir dikilmiş karşısına demiş ki Beni işimden çıkar da gör demiş. O ne demiş? Boynuzlu mu? Ne diyebilir yahu yalvarmış. Öyle ötle kerif ki diyor babam. Babam vuracak değil mi korkmuş? Tabii yahu ödü kopmuş enayini. Dan dun etsin de bak ne olur. Babam diyor ki koca göbeğini barut dumanıyla doldururum diyor. Benim babama desin de görsün. Benim babam senin baban gibi dört tanesine boş verir. Senin baban başka mıslık. Fıstık horoz gibi kabardı. Altan ama o dedi değil mi? Ona boş ver ineğin biri. Top gene hazırdı. Kaptan Cahit yine aşağı kaleye doğru sıkı bir degaj yaptı. Top gene geniş bir eğriyle uzaklara düştü. Arkası yarı.